Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle anlamsal anlatım bozuklukları konusunu işleyeceğiz. Bu konu eğlenceli bir konudur. Çünkü bir cümlede anlatım bozukluğunun hangi nedenden kaynaklandığını bulmak bir bulmaca çözmeye benzer. O yüzden de öğrencilere daha zevkli, daha merak uyandırıcı bir konu olarak gelir. Bunun yanı sıra anlamsal anlatım bozukluklarını seneye de göreceğiz ve seneye bu kısmın üzerine yapısal anlatım bozukluklarını da ekleyeceğiz. Yani bu konu seneye genişleyerek tekrar karşımıza çıkacak. Bu nedenle bu kısmı ne kadar iyi öğrenirsek, bunun temelini ne kadar iyi atarsak, 8. sınıfta karşımıza gelecek olan anlatım bozuklukları konusunda işimiz o kadar kolaylaşacak demektir. Şimdi gelin anlamsal anlatım bozukluklarının neler olduğuna bakalım. Bizler anlamsal anlatım bozukluklarını 7 alt başlıkta inceliyoruz. Bu başlıklar gereksiz sözcük kullanılması, anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılması, sözcüğün yanlış anlamda kullanılması, sözcüğün yanlış yerde kullanılması, anlam belirsizliği, deyimlerin yanlış anlamda kullanılması, son olarak da sıralama ve mantık hatalarıdır. İlk alt başlığımıza gelecek olursak gereksiz sözcük kullanılması. Bir cümlede eş anlamlı sözcüklerin yani aynı anlama gelen kelimelerin birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Ben aşağıdaki örneklerde olduğu gibi aynı anlama gelen kelimelerin her ikisini de bir cümlede kullanıyorsam bunlardan bir tanesi gereksizdir. Onu çıkardığımda cümlenin anlamında hiçbir daralma, hiçbir değişme olmayacaktır. Bu nedenle de ikisini bir arada kullanarak anlatım bozukluğu yapmama gerek yoktur. Örneğin, henüz çalışmalarımı daha bitiremedim cümlesinde kırmızıyla yazmış olduğum henüz ve daha kelimeleri aynı anlama gelirler. Her ikisi de birbirinin eş anlamlısıdır. Birlikte kullanılmaları anlatım bozukluğuna yol açar. Birini çıkardığımızda bu anlatım bozukluğunu gidermiş oluruz. Cümlenin de anlamını bozmamış oluruz. Kardeşim az kalsın. Neredeyse düşüyordu. Burada da yine işaretlemiş olduğum kelimeler eş anlamlı kelimeler. O yüzden birlikte kullanılmaları bir anlatım bozukluğuna yol açmış. İhtiyar ve yaşlı kadın yavaş adımlarla yürüyor cümlesinde de ihtiyar ve yaşlı birbirinin eş anlamlısı kelimelerdir. Bir arada bir cümlede kullanılmaları anlatım bozukluğuna yol açar. Bir tanesini cümleden çıkardığımda hem bozukluğu gidermiş olurum hem de cümlenin anlamında bir değişiklik olmamış olur. Eş anlamlı sözcükleri, sözcükte anlam konusunda işlerken de bu noktaya değiniyorduk hatırlarsanız. O zaman da notlar halinde size yazdırıyordum. Bunlar bir arada bulunursa anlatım bozukluğuna sebebiyet veririz diye. İşte bunun örneğinde bugün anlatım bozuklukları konusunda net olarak görmüş olduk. Bir diğer gereksiz sözcük kullanımına bağlı anlatım bozukluğu da cümledeki bir sözcüğün anlamının yine aynı cümledeki başka bir sözcükte veya ekte bulunmasıdır. Misal bir örnek verecek olursak, yanındakine alçak sesle bir şeyler fısıldıyordu cümlesinde. Alçak ses ve fısıldamak birbirlerinin anlamına giren kelimelerdir. Haliyle bu ikisini birlikte bir cümlede kullanmam anlatım bozukluğuna yol açar. Ya yanındakine alçak sesle bir şeyler söylüyordu demem lazım ya da yanındakine bir şeyler fısıldıyordu demem lazım. Bu ikisinden birini cümleden çıkarmazsam cümlede anlatım bozukluğu yapmış olurum. Yaklaşık 3 yıl kadar Denizli'de yaşadık cümlesinde de aynı durumu görüyorum. Yaklaşık ve kadar kelimeleri ortalama bir durum belirtir. İkisi de aynı anlam alanına girerler. O yüzden ben bu cümleyi ya yaklaşık 3 yıl Denizli'de yaşadık şeklinde yapacağım ya da 3 yıl kadar Denizli'de yaşadık şeklinde söylemem gerekecek. Galiba bu kez beklediği ilgiyi görmeyebilir. Bu da önemli bir cümle bizim için. Buradaki galiba kelimesi ihtimal anlamı katan bir kelimedir. Aynı şeyi yüklem üzerindeki ebilmekte de görüyorum. Şuradaki ebil ihtimal anlamı katmıştır. O yüzden ikisinin bir arada bulunması bir cümlede üst üste denk gelmesi anlatım bozukluğuna yol açar. Ya galiba bu kez beklediği ilgiyi göremeyecek demem gerekir ya da bu kez beklediği ilgiyi göremeyebilir şeklinde cümleyi düzeltmem gerekir. Son örnekte de aynı durumu görüyorum.
Amcamla birlikte muhtarın yanına gittik. Burada şu lale yani ile ekile zaten bir birliktelik anlamı katılmış. Bu birliktelik anlamını verdikten sonra tekrar birlikte kelimesini kullanırsam anlatım bozukluğuna yol açarım. Burada sadece amcamla muhtarın yanına gittik demem yeterlidir. İkisini üst üste kullanırsam anlatım bozukluğu olmuş olur. Yani gördüğünüz gibi gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozuklukları ya direkt eş anlamlı kelimelerin bir cümlede birlikte kullanılmasından kaynaklanıyor ya da en son gördüğümüz B başlığında olduğu gibi birbirinin anlamını karşılayan eklerin ve kelimelerin aynı cümlede kullanılmasından kaynaklanıyor. Bunlar gereksiz sözcükler olarak nitelendiriliyor. Bozukluğu düzeltmek için bunlardan birini cümleden çıkarmamız gerekiyor. Gelelim ikinci başlığımıza. Anlamca çelişen, yani anlam olarak birbirinden çok farklı, tamamen zıt olan sözcüklerin birlikte kullanılmasına. Eğer anlamca birbirinden çok farklı olan, anlam bakımından birbirinin zıttı olan, yani çelişen sözcükleri bir cümle içerisinde birlikte kullanırsam bu da anlatım bozukluğuna yol açar. Kesinlikle bugün yağmur yağabilir cümlesinde kırmızıyla yazdığım kelimelerin birbirinden tamamen zıt olduğunu görebilirim. Kesinlikle bir eminlik bildiriyor, bir netlik var. Ama yağabilir de bir ihtimal söz konusu. O zaman bu ikisi anlamca çelişir. Biri kesinlik bildirirken biri ihtimal bildiriyor ve burada bir anlatım bozukluğu olmuş oluyor. Tam 7 yıl kadar önce İzmir'e gitmiştik. Tam dediğimde yine bir netlik söz konusu. Fakat kadarı kullandığım zaman bir yaklaşıklık, bir ortalama durumu işin içine girdiği için, iki kelimenin anlamı birbiriyle çeliştiği için anlatım bozukluğundan bahsedebilirim. Eminim o da şimdi yaptığından pişman olmuştur. Burada eminim yine kesinlik bildiren bir kelime. Olmuştur dediğim zamansa bir ihtimal durumu söz konusu. Kesinlik ve ihtimal anlamı aynı cümlede verilemeyeceği için anlatım bozukluğu var. Kışın mutlaka sizler de ısınma problemi yaşıyor olmalısınız dediğinde de aynı durumu görüyorum. Mutlaka kesinlik bildiriyor. Olmalısınız bir ihtimal, bir olasılık, bir tahmin bildiriyor. Yine birbiriyle çok çelişen iki anlamı gördüğüm için burada da anlatım bozukluğu vardır diyorum. Nedenine de anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması diyorum. Gelelim üçüncü başlığa. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Bunu günlük hayatta çok yapıyoruz aslında. Birazdan vereceğim örneklerde de göreceğiz. Eğer cümlede bir sözcüğün anlamı başka bir sözcüğü karşılayacak şekilde kullanılmışsa burada bir anlatım bozukluğu oluşuyor. Peki bu nasıl oluyor? Örneğin, sahilde çektiği resimlere bakıyorduk dediğim zaman burada resim kelimesinin kullanılması yanlıştır. Fotoğraf makinesiyle, telefonla, kamerayla çektiğimiz görüntülere biz resim değil, ne diyoruz? Fotoğraf diyoruz. Çekilen şey fotoğraf, çizilen şey resimdir. Burada da fotoğraf kelimesi yerine resim kullanıldığı için bir anlatım bozukluğu oluşmuş oldu. Kişinin kendine özgün fikirlerinin olması gerekir. Burada da özgün yerine ne demem gerekiyor? Özgü demem gerekiyor. Kelimeyi yanlış yerde, yanlış anlamda kullandı. Petrol ücretleri çok yüksek dediğim zaman burada ücret değil, fiyat kelimesini kullanmam gerekiyor. Aldığımız bir hizmet karşılığında ücret öderiz. Fakat petrolün ücreti değil, fiyatı olur. O yüzden burada da kelime yanlış anlamda kullanılmış. Anlatım bozukluğu konusunu en ayrımına kadar öğrendik. Burada da ayrım değil, ayrıntı kullanılmalıydı. Senin sayende babamdan azar işittim cümlesinde ise sayende kelimesini kullanamayız. Yanlış anlamda kullanılmış. Sayende demem için olumlu bir durumdan söz etmem lazım. Fakat bu cümlede olumsuz bir durum var. O zaman ben senin sayende değil, senin yüzünden babamdan azar işittim demeliyim. Günlük hayatta çokça karıştırdığımız kelimelerden örnek vermeye çalıştım. Tekrarlıyorum. Resim çizilir, fotoğraf çekilir.
Kendine özgün değil, kendine özgü. Yani kendine has demesi gerekiyordu. Petrolün ücreti değil, fiyatı oluyor. Konuyu en ince ayrımına kadar değil, ayrıntısına kadar öğreniyoruz. Ve olumlu şeylerde sayende kelimesini kullanıyoruz. Eğer buradaki son cümlede olduğu gibi olumsuz bir durumdan bahsediyorsam, senin sayende babamdan azar işittim diyemem. Senin yüzünden babamdan azar işittim demem gerekir. Gelelim dördüncü anlatım bozukluğu başlığımıza. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Bu da günlük hayatta çok rastladığımız bir durum. Doğruymuş gibi çok kullanıyoruz. Şimdi gelin bu örneklere beraber bakalım. Bugün çok başım ağrıyor cümlesi anlatım bozukluğu bakımından yanlış bir cümledir. Burada bir bozukluk vardır. Ben çok kelimesini baş kelimesinden önce söylediğimde benim sanki çok fazla başım var. Bir tane başım yok da birden fazla başım var ve o çok olan başlarım ağrıyor gibi anlaşılır. Fakat bunu düzeltirsem bugün başım çok ağrıyor demem gerekir. Çünkü benim burada çok kelimesiyle anlatmak istediğim ağrının fazlalığı, ağrının çokluğudur. O yüzden de ağrı kelimesinden önce getirmem gerekir. Bir diğer örnek, yeni eve gelmiştim ki arkadaşım aradı. Burada sanki ben yeni bir eve gelmişim, yeni alınan, yeni yapılan bir eve gelmişim gibi anlaşılıyor. Fakat cümlede anlatmak istediğim şey şu. Eve yeni gelmiştim ki arkadaşım aradı. Yani eve henüz geldiğimden bahsetmek istiyorum. Bu nedenle de yeni kelimesini evden önce değil, gelmek fiilinden önce kullanmam gerekir ki anlatım bozukluğunu düzelteyim. Son örnek, deftersiz kitapsız sınıfa gelmeyin dedi. Cümleyi bu şekilde okuduğumda içerisinde defter, kitap bulunmayan bir sınıfa gelmeyin dedi anlamını çıkarmam gerekir. Fakat söylemek istediği derse gelecek kişilerin deftersiz ve kitapsız olmaması gerektiği. O zaman birinci cümledeki anlatım bozukluğunu ortadan kaldırmak için cümleyi sınıfa deftersiz, kitapsız gelmeyin dedi şeklinde düzeltmem gerekir. Bunun örneklerini günlük hayatta çok görüyoruz demiştim. O yüzden biraz dikkatli okumamız gerekiyor cümleleri. Çünkü ilk okuduğumuzda bize ne gibi geliyor? Sanki doğru bir kullanılmış gibi geliyor ve soruda bunu keşfedemeyebiliyoruz, bulamayabiliyoruz. Bunu önlemek için soruları çok dikkatli okumamız lazım arkadaşlar. Gelelim 5. bölüme, anlam belirsizliği bölümüne. Anlam belirsizliği bildiğiniz bir konu. Biz noktalama işaretlerinde virgülün kullanılması gereken yerlerde anlam belirsizliğinden bahsediyoruz. Örneğin, son cümleye baktığımda genç kadına yardım etmek istiyordu cümlesinde virgülün kullanılmamasından kaynaklı bir anlam belirsizliği var. Yani genç biri kadına mı yardım etmek istiyor yoksa genç kadına başka biri mi yardım etmek istiyor? Burada gençten sonra virgül koymak veya genç kadına kelime grubundan sonra virgül koymak anlam belirsizliğini giderir. Eğer bu durum olmazsa anlam belirsizliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Bir diğeri de cümlede kişi zamirinin kullanılmamasıdır. Örneğin, kardeşini dün de çarşıda görmüştüm diyor. Kimin kardeşini? Senin kardeşini mi? Onun kardeşini mi? Bunu düzeltmek için bu iki zamirden birini kullanması gerekir. Veya derse fazla katılmadığını söyledi. Kimin katılmadığını söyledi, bunu bilmiyorum. Burada bir anlam belirsizliği var. Yani derse o mu katılmadı, sen mi katılmadın? İşte bu anlam belirsizliğini gidermek için ne yapmam gerekiyor? Kişi zamirinden uygun olanı buraya eklemem gerekiyor. Veya virgül konusundan da aşina olduğunuz gibi, size tanıdık geleceği gibi, son cümledeki gibi cümlelerde virgülü uygun yere getirmem gerekiyor ki genç biri bir kadına mı yardım etmeye çalışıyor yoksa genç kadın bir başkasına mı yardım etmeye çalışıyor bunu belirlemem ve oturtmam gerekir. Gelelim 6. anlatım bozukluğuna. Burada da deyimlerin yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklı bir bozukluğu görüyoruz. Eğer deyimi
kendi anlamına uygun kullanmazsan bir anlatım bozukluğuna sebebiyet veririm. Nasıl olur? Örneğin, takım ilk seti kazanınca antrenörün etekleri tutuştu demiş. Şimdi etekleri tutuşmak, telaşlanmak, paniğe kapılmak anlamında kullandığımız bir deyim. Ama cümlenin anlamına baktığımda antrenörün takımı ilk seti kazanmış. O yüzden adamın panik olmasına, telaşa kapılmasına gerek yok. Benim bunu düzeltmem gerekiyor. Ne demem gerekiyor? Takım ilk seti kazanınca antrenörün etekleri zil çaldı. Çünkü etekleri zil çalmak deyimi mutlu olmak, sevinmek anlamında kullandığımız bir deyimdir. Deyimi uygun bir şekilde kullanmamız gerekir. Yaptığı güzel çalışmalarla öğretmenlerinin gözüne batmayı başardı. Gözüne batmak olumsuz, hoşa gitmeyen durumlarda kullandığımız bir deyim. Ama burada ne diyor cümlenin anlamında? Yaptığı güzel çalışmalarla diyor. O yüzden güzel bir durumdan bahsettiği için gözüne batmak deyimi burada yanlış anlamda kullanılmış oldu. Bunu cümlenin anlamına göre düzeltmem gerekirse yaptığı güzel çalışmalarla öğretmenlerinin gözüne girmeyi başardı demem gerekir. Çünkü gözüne girmek olumlu davranışlarla, olumlu sözlerle dikkat çekmek anlamında kullandığımız bir deyimdir. Bunu da kolay ayırt edebileceğinizi düşünüyorum. Kendini çok belli eden bir anlatım bozukluğudur. Gelelim son başlığımıza. Cümledeki sıralama ve mantık hatalarından oluşan anlatım bozukluklarına. Cümlede verilen kavramların önem sırasının karıştırılması veya mantık olarak sıralamanın, mantık olarak kelimelerin yanlış seçilmesi anlatım bozukluğuna yol açar. Kazada ölebilir, hatta yaralanabilirdin dediğimde bir sıralama hatası görüyorum. Bunu düzeltmek için ne demem lazım? Kazada yaralanabilir, hatta ölebilirdin. Daha önemsizden daha önemliye doğru bir gidiş göstermesi gerekiyor. Ya da başkanlığı 13'e karşı 10 oyla kazandı. Burada da ne var? Yine sayıların sıralamasının karıştırılması durumu var. Başkanlığı 10'a karşı 13 oyla kazandı demem gerekirdi. Neden bu şekilde söylemem gerekir? Karşı taraf 10 oy almış, kazanan kişi 13 oy almış. Onun kazandığını en sona yazmam gerekiyor. Bir sıralama hatası olduğu için burada da anlatım bozukluğundan söz edebilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, dikkatle cümleler okunduğunda anlatım bozuklukları gözümüze çarpıyor. Fakat buradaki yöntemimiz tüm Türkçe konularında olduğu gibi konuyu dikkatle ele almak, bize verilen cümleleri dikkatle incelemek. Eğer hız yaparsak, hızlı okumaya çalışırsak anlatım bozuklukları, özellikle anlamsal anlatım bozuklukları gözümüzden çok kolay kaçabilecek bir konudur. Yine tek püf noktamız düzgün okumak, okuduğunu yeterli bir şekilde anlamak. Şimdi bu konu anlatımından sonra kullandığımız kitabımızdan ben sizlere soru vermek istiyorum. Buradaki soruları çözmek istiyorum. Derste kullandığımız atölye kitabımızdan, Arı Yayınları'nın atölye kitabından gelin konunun etkinliklerine detaylı bir şekilde bakalım ve bu sebeple de konuyu pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerde yanlış anlamda kullanılan sözcükleri bularak altını çizin demiş. Yani bir kelimenin kendi anlamı dışında kullanıldığı örnekleri bulmam gerekiyor. O kelimeleri bulmam gerekiyor. Sınav sonuçlarının iyi gelmesinde babası etken olmuştu dediğimde etken kelimesini kullanamam. Bunun yerine babası etkili olmuştur demem lazım. Tırnakları iyice büyümeden kesmezdi cümlesinde. Tırnaklar büyümez, uzar. O yüzden büyümek yanlış anlamda kullanılmış. Bizden son öğretim durumumuzu gösteren bir belge istediler cümlesinde. Belgeyle gösterebileceğim şey öğretim değil, eğitim durumumdur. Bu nedenle öğretim kelimesi yanlış kullanılmış. Kravatını giydikten sonra aynanın karşısına geçti cümlesinde. Kravatını giyemeyeceği için, kravatını takması gerektiği için giymek kelimesi yanlış kullanılmış. Bu fidanları bahçeye ekersen 2 yıl içinde yüzünü güldürür cümlesinde de fidanı ekmeyiz, toprağa dikeriz. O yüzden ekmek kelimesi yanlış kullanılmış.
çok çalışması, planlı olması iyi bir üniversite kazanmasına neden oldu cümlesinde de neden oldu kelime grubunu kullanamayız. Neden olmak olumsuz durumlarda kullanılabilecek bir kelime grubudur. O yüzden bunun yanlış anlamda kullanıldığını bulmamız gerekir. Dünkü gezide çok güzel resimler çektim. Az önce verdiğim örnekten de aklınıza geleceği üzere çektiğimiz şey fotoğraf makinesiyle, kamerayla veya telefonlarımızla çektiğimiz görüntüler resim değil, fotoğraftır. O yüzden burada resim yanlış kullanılmış. Takımdaki oyuncuların uygunluk içinde olması önemlidir cümlesinde de uygunluk değil, uyum içinde demem gerekirdi. Bu sebeple uygunluk kelimesi yanlış anlamda kullanılmış ve bu altı çizili kelimelerden dolayı da anlatım bozukluğu meydana gelmiş. Gelelim ikinci etkinliğimize. Aşağıdaki cümlelerde birbiriyle çelişen, yani birbirinden zıt anlamlara gelen sözcüklerin altını çiziniz demiş. Biliyorsunuz ki bu sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açıyor. Gelin o sözcükleri bulalım. Elbette otobüsle yola çıkmış olabilir. Baktığımda bu cümleye elbette kesinlik bildiren bir kelime olabilirse ihtimal bildiriyor, bir olasılık bildiriyor. İkisi birbirinden zıt kavramları olduğu için anlatım bozukluğuna yol açmış. Tam 10 yıl kadar oldu, senden haber alamadım. Burada da tam kelimesi kesinlik bildirirken kadar kelimesi yaklaşıklık bildirdiği için birbiriyle çelişen sözcüklerdir. Aşağı yukarı tam 10 soruyu boş bıraktım. Aşağı yukarı yaklaşıklık bildirirken tam kelimesi kesinlik netlik bildirir. Yine birbiriyle çelişen kelimelerin bir arada kullanıldığını görmüş oldum. Bu soruları kesinlikle sınıftaki arkadaşlarım çözmüş olabilir. Kesinlikle kesinlik bildirirken olabilir ihtimal bildirdiği için ikisi birbiriyle çelişiyor bu cümlede. Tam 5 yıla yakın bir zaman gurbette yaşamak zorundaydı. Bu cümlede de kesinlik bildiren tam kelimesiyle yaklaşıklık bildiren yakın kelimesi bir arada kullanılmış. Okula geldiğimde saat yaklaşık olarak tam 12.30'du. Yaklaşık olarak demiş, yani bir yaklaşıklık durumu bildirmiş. Tam demiş, kesinlik durumu bildirmiş. O zaman bu iki kavram birbiriyle çelişiyor ve anlatım bozukluğuna yol açıyor demektir. Akşamki haberi şüphesiz o da duymuş olmalı. Şüphesiz dediğimde asla şüpheye yer vermeyen bir durum var. Netlik, kesinlik bildiren bir kelime ama olmalı dediğim zaman oradaki malı meli cümleye bir ihtimal anlamı kattığı için birbiriyle çelişen iki kelime olduğunu görüyorum. Eminim ki sen de belki ona hak vereceksin. Burada da eminim kesinlik bildirirken belki ihtimal bildiren bir kelime ikisinin birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmış, birbiriyle çelişen sözcükleri bu şekilde bulmuş olduk. Üçüncü etkinliğimize gelecek olursak, cümlelerde kullanılan gereksiz sözcükleri bulmamız istenmiş. Yani bunun için iki başlığa bakmam gerekiyordu. Ya eş anlamlı kelimeler bir cümlede birlikte kullanılacaklar ya da cümledeki bir sözcüğün anlamı yine o cümlede olan başka bir sözcükte veya başka bir ekte kendini tekrarlayacak. Bu bilgilerle baktığımda otobüslerde yaşlı ve ihtiyarlara yer vermelisiniz cümlesinde yaşlı kelimesinin gereksiz olduğunu görüyorum. Yani burada sadece ihtiyarı kullanmam yeterli veya ihtiyarı kullanmam yaşlıyı kullanırım. Bu da olabilir. Kulağına alçak sesle bir şeyler fısıldadı ama ben hepsini duydum. Bu cümlede de hem alçak sesle kelimesi var hem de fısıldamak kelimesi var. İkisi de birbiriyle aynı anlamlara geliyor demiştik hatırlarsanız. Bunu konuşmuştuk örnekleri verirken. O zaman burada alçak sesleri çıkarmam gereksiz bir sözcüğü çıkarmış olmamla eşdeğer. Takımın çiçeği burnunda. Taze teknik adamı ilk maçında iyi sonuç aldı. Çiçeği burnunda kelimesiyle taze kelimesi birbiriyle aynı anlama geliyor. O zaman ben bu cümlede gereksiz olarak tazeyi çıkarabilirim. Gün aşırı, 2 günde bir spor yaparım. Burada da gün aşırı kelimesi zaten 2 günde bir anlamına gelen bir kelimedir. Haliyle gün aşırıyı kullanmışken
bir de iki günde bir kelimesini kullanmama gerek yoktur. Bu soruları yeniden bir daha çözmelisin cümlesinde de yeniden ve bir daha birbiriyle aynı anlamlara gelen kelimelerdir. Bu sebeple yenideni veya bir daha kelimesini cümleden çıkarabilirim. Soruları yeniden çözmelisin dediğimde de anlamda bir değişiklik olmaz. Bu soruları bir daha çözmelisin dediğimde de anlamda hiçbir değişiklik olmaz. O yüzden ikisinden biri bu cümlede gereksizdir. Ceketi beğenmeyince geri iade etmek zorunda kaldım. İade etmek zaten geri vermek demek. O yüzden hem geriyi hem de iade etmeyi bir arada kullanmama gerek yok. Geriyi burada çıkarabilirim. Bu sorulara farklı bir yöntemle ve metotla yaklaşmalıyız. Sizlerin de net bir şekilde göreceği gibi yöntem ve metot eş anlamlı kelimelerdir. O yüzden bir tanesini çıkardığımda anlatım bozukluğunu gidermiş olurum. Başka çarem kalmadığı için mecburen seni aramak zorunda kaldım. Burada da başka çarem kalmadığı için kelime grubuyla mecburen kelime grubu aynı anlamlara gelir. O yüzden ben buradan mecbureni çıkarıp okuduğumda anlamda hiçbir daralma, hiçbir değişme olmaz. Aksine anlatım bozukluğunu giderip gereksiz kullanılan sözcüğü çıkarmış olurum. Son etkinliğimize geliyoruz. Bu etkinlikte de sıralama ve mantık hatası bulunan cümleleri işaretlememiz istenmiş. Tek tek inceleyelim cümleleri. Değil yumurta kırmak, yemek bile yapamaz. Burada bir sıralama hatası vardır. Ne yapmam gerekiyor? Öne yumurtayı almam, yemeği almam gerekiyor. Değil yemek yapmak, yumurta bile kıramaz. Yani bırakın önem olarak yemek yapmayı, yemek yapma işinde en önemsiz olan yumurta kırma işlemini bile yapamaz demem gerekiyor. Yani burada bir sıralama hatası mevcut. Gelen yorumları hiçbir değişiklik yapmadan aynen yayımlıyoruz. Burada bir anlatım bozukluğu var. Hiçbir değişiklik yapmamakla aynen yayımlamak aynı anlamlara geliyor. Fakat yukarıda bizden istediği neydi? Sıralama ve mantık hatasından kaynaklanan anlatım bozukluklarını bulmaktı. Buradaysa gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. O yüzden bunu elemek durumundayım. Bildiğim ve bilmediğim her şeyi öğrencilerime aktaracağım cümlesinde ise şöyle bir mantık hatası var arkadaşlar. Bildiğim şeyleri, bildiğim her şeyi öğrencilerime aktarabilirim ama bilmediklerimi aktarmam mümkün değil. Bu sebeple bilmediğim bir şeyi aktaramayacağım için bir mantık hatası söz konusu. Anlattıklarımın çarptırılmasına izin vermedim. Bu cümleyi okuduğumda da burada sıralama veya bir mantık hatası görmüyorum. Buradaki hatanın nedeni çarptırılmak. O yüzden bunu da eledim. Sıralama veya mantık hatası yok. Bırak kitabın kapağını açmayı, ders bile çalışmıyor. Burada birinci cümleyle aynı durum söz konusu. Bir sıralama hatası var. Ne demem gerekir burada? Bırak ders çalışmayı, kitabın kapağını bile açmıyor diyerek önlem sırasına göre sıralamam gerekirdi. Buradaki anlatım bozukluğunun sebebi sıralama ve mantık hatası. Kimden kuşku ettiğimi sana mı söyleyeceğim? Kuşku edilmez, kuşku duyulur. Buradaki anlatım bozukluğunun sebebi budur. Yani kelimenin yanlış anlamda kullanılmasıdır. Ama sıralama ve mantık hatasından kaynaklanmadığı için bunu da elemem gerekir. Son cümlem, alkollü araç kullanmak kurallara aykırıdır. Burada da nasıl araç? Alkollü araç. Bunu görüyorum. Aracın alkollü olması mümkün değil. Alkollü olan şey kişinin kendisidir. Aracın alkollü olması da burada bir mantık hatasına yol açar. O sebeple son cümleyi de mantık hatası kapsamında işaretlemem gerekli. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aslında basit bir konu ama çok dikkat gerektiren bir konu. Cümleleri tane tane anlamına inerek okumamızın çok çok önemli olduğu bir konu. O yüzden sizlerden ricam, ilk defa gördüğünüz bu konuyu not tutarak evde tekrar edin ve size vereceğim ödevi lütfen
tekrar ettikten sonra çözün. Bu şekilde konu biraz daha oturacaktır. Verdiğim ödevde anlamadığınız noktaları bana sorabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.